Yollarından bir tanesi. Bu yola çıkmak isteğindeki sebep mevcut yaşantımızdaki sıkıntıları dert etmektense, birbirimizi şikayet edip ne yapacağız, ne edeceğiz demektense ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle yola çıktım. Bu söz, eğer bir kurtarıcı bekliyorsanız ben size hiçbir şey öğretmemişimdir sözüdür. Ben artık şikayet etmekten, dert yanmaktan, sıkıntı çekmekten bıktım. Ve artık mücadele etmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Ve yapacağımıza da inanıyorum. Çıktığımız bu yolda hepimiz bir ailenin evlatlarıyız. Mümkün olduğu kadar çekişmeden uzak, kavgadan uzak bir kampanya sürdürmek istiyorum. Ve bu kampanyada gerek telefonlarla, gerek yanlarınıza gelerek bizlere de vakit ayırıyorsunuz. Sizlere yaptığımız eziyetlerden de özür diliyoruz. Bizlere katlanıyorsunuz. Ama ahlaklı ve dik duran bir kampanya sürdüreceğimin de sözünü veriyorum. Son 20 günümüz kaldı. Ve bu süreci başarıyla tamamlamanın arzusu içerisindeyim. Güzel insanlar. Ülkemiz gerçekten de söylüyorum, hepimizin de malumu, çok anormal sıkıntılar içerisinden geçiyor. Ve dediğim gibi bizim artık şikayet edecek gibi bir lüksümüz olamaz. Bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Yalnız bu mücadeleyi verirken enerjimizi birbirimizle kavga ederek değil, enerjimizi cumhuriyet düşmanlarıyla, enerjimizi aydınlık düşmanlarıyla, enerjimizi Atatürk düşmanlarıyla harcamak zorundayız. Biz birbirimize gerçekten çok lazımız. Evet, birbirimizi sevmeyebiliriz ama birbirimize saygı duymak zorundayız. Bu anlayışla ilerlemek zorundayız. Ama Cumhuriyet Halk Partililer olarak biz birbirimizi de sevmek zorundayız. Bizler diğer oluşumlardan gerçekten farklıyız. Bizler samimiyiz, bizler bilgiliyiz, bizler kültürlüyüz, bizler ahlaklıyız ve bizler vatanseveriz. Bizler menfaatleri için siyaset yapan kişiler değiliz ve olamayız da. Bizler geleceğimize bakarak siyaset yapan insanlarız. Kendimizi düşünen anlayışta değiliz. O yüzden ülkemizi Akçakoca'dan başlayarak ayağa kaldırmak zorundayız. Geldiğimiz siyasi noktada, siyasi oluşum noktasında Cumhuriyet Halk Partisi aslında şu anda Türkiye'nin gerçek iktidarıdır. Son yerel seçimlerde oluşan tabloda ele geçirdiğimiz, başarıyla kazandığımız büyükşehir belediyeleri elimizdedir artık. Ve şu bir gerçektir ki belediye yönetimleri halkla karşı karşıyadır. Akçakoca'da bulunduğu mevki itibariyle öyle bir konumdadır ki Türkiye nüfusunun en büyük bölümünün elinde olduğu belediyelerin tam ortasındadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi malumunuz bizim elimizdedir. İzmit Belediyesi bizim elimizdedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizim elimizdedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi bizim elimizdedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi bizim elimizdedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi bizim elimizdedir. Adana Büyükşehir Belediyesi bizim elimizdedir. Bu öyle bir konjüktür ki Akçakoca içinde bulunmaz bir fırsattır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca İlçe Başkanlığı Akçakoca'ya, emin olun, Akçakoca Belediyesi'nden daha faydalı olacak bir konuma gelmiştir. Biz bu dinamikleri harekete geçirerek sağlam, ayakta dik duran ve memleketine faydalı olan bir yönetim oluşturma anlayışında olduk. Ve bu anlayışla çalışacağız. Ama şunun sözünü veriyorum, gerçekten çok çalışacağız. Çünkü bizim çok çalışmaya ihtiyacımız var. Artık uyku uyuma zamanı değildir, artık şikayet etme, dert anlatma zamanı değildir. Artık kol kola verip, birlikte mücadele edip, iktidara yürüyüşün zamanıdır. Ve bunun zamanı da, bakın göreceksiniz, siyasi gelişmelerle çok kısa bir zamanda gerçekleşecektir. Asla ve asla ben kendi şahsım olarak genel seçimlere 4 yıl kaldığına inanmıyorum. Ve bu anlayışla birbirimizi kırmadan, birbirimize sarılarak bu toplumu kurtarmak gibi bizim bir borcumuz var. Neden böyle bir borcumuz var? Arkadaşlar, biz son günlerde çok söylenen bir laf var, bir cümle var. Hepimiz aynı gemideyiz. Evet, hepimiz aynı gemideyiz ama Cumhuriyet Halk Partililerin, bizlerin bir farkı var. Bu gemiyi inşa eden, bu gemiyi projesini çizen, bu gemiyi de suya indiren, rotasını çizip yönünü belirleyen partiyiz biz. Bu gemi ne kadar yara alırsa alsın, ne kadar arıza yaparsa yapsın, bunun onarımı ve genleri bizim partimizin elindedir. Biz bu ülkeyi kuran partiyiz. Ve biz karşımızdaki siyasi oluşumlara pes edecek, ne yapalım ki, ne yapabilirim, elimizden bir şey gelmiyor diyecek durumda olan bir parti değiliz. Biz bu ülkeyi her türlü zor şartlarda ayağa kaldırabilecek bilgi, birikim ve güce sahibiz. Bu enerjiye sahibiz. Bizim gözümüzü budaktan sakınma gibi bir lüksümüz olamaz. Ben bu anlayışla artık evde haber programları seyretmekten,
Bıktım, yoruldum. Ben bir mücadele vermek istiyorum. Yönetimimizle birlikte Akçak Hoca'yı da, Türkiye'yi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayağa kaldırabileceğine inanıyorum. Bir gezin sebebiyle Mersin'e gitmiştim. Merkez ilçesinde otururken bir zabıta arkadaşla konuşuyoruz. Buranın belediyesini kim aldı arkadaşım dedik, seçimler yeniydi. Cumhuriyet Halk Partisi aldı abi dedi. Kimden aldı arkadaşım dedi. Abi yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden aldı zaten. Nasıl yani dedim. Bundan önceki başkan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin abi dedi. 10 yıldır o yönetiyordu, şimdi aday olmadı. Yeni başkan da CHP'den de yine o seçildi. Öyle mi dedim. Abi dedi burada hep Cumhuriyet Halk Partisi kazanıyor zaten. Burada dedi başka bir partinin kazanma şansı yok zaten. %60'la %70'le gelir. Arkadaşlar ben inanıyorum ki Akçak Hoca da bu hale gelebilir. Adayımız kim olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı kim gösterirse göstersin Akçak Hoca'yı biz hep alabilecek hale gelebiliriz. Akçak Hoca buna müsait. Ama biz bahane bulmadan, şikayet etmeden, köy köy gezerek, mahalle mahalle gezerek derdimizi anlatmalıyız. Bizi anlamıyorlar kelimesi olamaz. Biz kendimizi anlatamıyoruz. Biz anlatmak zorundayız ama. Bizi anlamıyorlar, cahil bunlar, yok böyle bir şey. Çobanın oyuyla profesörün oyu bir olur mu? Yok böyle bir şey, hepsinin oyu bir. Bugün haber programlarını seyrediyorum. Öyle profesörler çıkmış ki gerçekten de çobanı aratıyor ya. Yani geldiğimiz nokta ülkede eğitim bitmiş, ahlak bitmiş, inanç bitmiş. İnançla iktidarda olduğunu söylemişler, inancı yok etmişler. Ve biz maalesef ki seyrediyoruz. Biz bunu artık seyredecek durumda değiliz. Biz birbirimizi eleştirip toplumda kendimizi küçültecek bir vasfa sahip olamayız. Biz birbirimizi sevmeyebiliriz biraz önce söylediğim gibi. Saygı duymak zorundayız. Ama aynı zamanda da iktidara yürüyebilmek için gerçekten de birbirimizi sevmek mecburiyetindeyiz. Ben Ahmet Kaya olarak kendimi bu işe adadım. Neden adadım? Şu da var. Kişi kendine adadığında kader harekete geçer diye bir laf var. Evet kaderimizi şekillendirebiliriz. Ne yapalım kaderimiz böyleymiş, böyle bir cümle olamaz. İstemezseniz kaderinize razı olmak zorunda kalırsınız. İstersek yapabiliriz. Ben bunu kendimde ve Cumhuriyet Halk Partililerde görüyorum. Ve bu dinamikleri harekete geçirebileceğime de inanıyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Akçak Hoca ilçe başkanlığının bir üyesiyim. Aman yarın bir gün başıma bir şey gelir korkusuyla bir iş yapamam artık. Ne gelecekse gelsin. Benim kızım gel neredesin? Yarın bir gün işe giremez korkusuyla ne olup Akçak Hoca Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisi. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Ya yarın bir gün işe giremezse? Ya bizim ekmeğimizi iktidar mı veriyor? Bizim ekmeğimizi Allah veriyor. Oğlum gelir misin oğlum? Oğlum Ankara Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri okuyor. Yarın bir gün işe giremez. Başına bir şey gelir korkusuyla yaşamıyoruz. O da Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Biz geçmişimizdeki oluşumlardan birbirlerimizi karalayamayız. Biz geleceğimize bakmak zorundayız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi için ne yaptıklarımı size anlatamam. İşte şu kadar pankart yaptım, şu kadar afiş yaptım. Hayır efendim ben onları bana bir menfaat olsun diye yapmadım. Cumhuriyet Halk Partisi için yaptım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığım en büyük hizmetin iki tane evlat yetiştirip Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yapmakla olduğuna inanıyorum. Ben ve arkadaşlarım bu yeni oluşumda, bu yeni dönemde büyük bir heyecan besliyoruz. Ve hepimize saygı duyarak sizlerden rica ediyorum. Bu oluşuma destek olalım. Benim hiçbir arkadaşımla, hiçbir yönetici arkadaşımla, rakip arkadaşımla bir kavgam söz konusu olamaz. Bu seçimi kim kazanırsa kazansın, buradan size söz veriyorum. Ben bundan önce ne kadar bir mücadele verdiysem, siz bunlara ne kadar şahitsiniz bilmiyorum. O mücadelenin üzerine biraz daha koymakla yükümlüyüm. Ve bunun size sözünü veriyorum. Madden ve manen çocuklarımla, ailemle birlikte, arkadaşlarımla birlikte bu partinin arkasında olmaya devam edeceğim. Çünkü ben bu partiye inanıyorum. Bu partide aydınlık olduğuna inanıyorum. Bu partide ışık olduğuna, bu partiden çocuklarımıza ve geleceğimize bir fayda geleceğine inanıyorum. 100 yıllık bir çınar bu ülkeyi kuran ve asla yok olmayan, biz lideriyle doğup lideriyle kaybolan bir parti değiliz. Bizim liderimiz kim olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi hep vardır. Ama diğer partileri fark ediyorsunuz lideriyle geliyorlar. Bir karmaşa, bir haya, bir huya bir bakıyorsunuz lideri yok, parti diyor. O yüzden kurumsal olan parti, bir fikri, bir ideolojisi olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ve bütün Türkiye'nin bu şemsiye altında toplanması gerekmektedir aslında.
Sizlere oluşturduğum yönetimden birkaç arkadaşımı, ana kadro arkadaşımı tanıtıp fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Osman Postoğlu. Kurukabak Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı. Nafiye Çetin. Çukurova Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu, iktisatçı. Mehmet Özer. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Emekli Beden Eğitimi Öğretmeni. Bora Vural.